Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün artık kanalımın gidişatını değiştirmek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, kanalımda bildiğiniz üzere çok değişik, böyle ne bileyim, ilk başlarda kendimle videolar çekmeye başladım. Bu duyuru tarzı bir şey bu arada. Hem duyuru hem Asus Strix 2.0 kulak tanıtımı gibi bir şey. İlk başlarda kendi videolarımla başladım arkadaşlar. Bir süre sonra baktım benim kendi videolarımla yürüyecek bir iş değil bu. Sonra gittim karantinada insanların ilgisini çekebilecek şeyler çektim. Tabii bu benim kanalımı büyümesinde en büyük etki oynayan şey karantinadır. Bunu da hani her zaman söylerim yani, kuşkusuz. Karantinada güzel bir, yani şunu demek istiyorum. Karantinada güzel bir abone alışı aldım. Para kazanmam açıldı vesaire vesaire derken böyle böyle gitti. Ama benim asıl yapmak istediğim bu iş değildi. Benim yapmak istediğim iş kutu açılımı, ürün tanıtımı vesaire gibi şeylerdi. Hatta sırf bunun için ikinci el bir alışveriş yaptım. Razer'ın klavye ve mouse'unu aldım. Çok temiz ürünler. Bir yıl garantileri bile duruyor da jelatinleri üzerinde. Yani çok temiz olduğu için aldım onu da. Şöyle yapacağım bu saatten sonra. Ürünleri alacağım. İkinci el temiz ürünleri. Sonra benim Instagram sayfam var. Onu da şuraya falan bırakırım. O sayfadan da satış olarak oraya koyacağım. Hem siz buradan incelemesini görmüş olacaksınız, izlemiş olacaksınız. Hem de içinize sinerse bir ürüne 300 lira, 500 lira, 600 lira vermek yerine, sallıyorum size, 600 liralık bir ürünü 300'e alabileceksiniz benden. Ben nasıl uygun getiriyorum, kovalıyorum ben. Nasıl diyeyim size, uygununu, temizini bulmaya çalışıyorum. Elbet buluyorsunuz zaten işi araştırdıktan sonra. Dediğim gibi bunlar gelene kadar da daha bunların da siparişini dün verdim. Dün karar verdim, dedim tamam ya, dedim bu işi yapacağım ben, hani başka yolu yok. Dün karar verdiğim için de siparişleri hemen anında girdim arkadaşlar. Ha dedim, ama evde dedim benim, dedim hani ürünlerim var. Bu ürünleri dedim açık, yani kutusu yok bazılarının, ama yani bunların da dedim tanıtımını, açılımı yapmam için hiçbir sebep yok. Sonuçta bu kutu açılımını çeken çok insan var, ama şöyle düşünün, ben hani bir ürünü alacaksam veya almak zorunda değilim, bir ürünü merak ediyorsam 10 tane kutu açılımı varsa 10'unu da izlerim arkadaşlar, yani bana fark etmez. Kutu açılımları öyle bir şey, o yüzden benim de kanalımda yavaş yavaş bu kutu açılımlarının gideceğini düşündüğüm için buna girmeye karar verdim. Yani zaten istediğim bir şeydi. Ben de şu an dedim ki benim elimde Apple Watch 3 var, bir tane çakma kulaklığım var, TVS marka, bir tane profesyonel oyuncu kulaklığım var, bugün bunu tanıtacağım zaten. Sonra dedim bir tane kendi kullandığım mouse'um var. Benim dedim Razer'larım gelene kadar ben bunları tanıtayım. Bu arada kulaklığı da satışa koyacağım. Asus Strix 2.0, tekrar söyleyeyim bunu da. Şimdi dedim hem dedim duyuru tarzında bir şey olsun, hem de dedim kutuyu şeyi tanıtalım. Nedir onun adı? Kulaklığı tanıtalım. Kulaklığı nasıl aldım ondan bahsedeceğim biraz videonun devam kısmında. Ne kadara satıyorum ve kulaklık nasıl bir kulaklık? Benden almak zorunda değilsiniz zaten. Ben yavaş yavaş şeye doğru geçeyim. Şimdi arkadaşlar bunları diğer videolarda tanıtacağım. Hatta bunu aranızdan bir kişiye iletmek istiyorum. Ya ben bunu hiç kullanmadım arkadaşlar neredeyse. Videoyu buraya kadar izleyen bir arkadaşım varsa bundan haberi olacaktır büyük ihtimal. Instagram sayfam, o az önce bıraktığım Instagram sayfamı takip eden bir kişiye bunu hediye göndereceğim arkadaşlar. Bunun da kutu açılımı tarzı bir şey yaparım, öyle gönderirim ama. Bu tamam. Sonra Apple Watch 3 var burada. Onu da, ya bu, ben geç kaldım tabii bunlar için. Bunlar çok önceden yapılmış şeyler ama. Yani olsun, benim için yani sıkıntı yok. Çekeceğim ben yine de. Bu da Bloody V7. Şimdi bizim asıl konumuz olan Asus Strix 2.0'a gelelim arkadaşlar. Bu kulaklık gerçekten çok sağlam bir kulaklık. Ben bu kulaklığın öyküsünü anlatayım size öncelikle. Ben bu kulaklığı, yani kendi alım öykümü. Ben bunu 2018 yılında bir arkadaşım vardı. Yani bir arkadaşım dedim, lisede arkadaşım. Deli gibi CSGO oynuyorduk. Hani sağlam oyuncuyduk vesaire vesaire. Ya ama internet kafede oynayabiliyorduk sadece. Baktım olmadı bir süre sonra. Kulaklık lazım. Yani ses kasma sorunu falan yaşıyorsun. Ya dedim ben ne yapayım ne yapayım. Bir kulaklık araştırmasına girdim arkadaşlar. O zamanın parasıyla, yani bunun 2 yıl önce 200 lira. Şu an 400 lirası gibi bir şey yani. Şu an para hiçbir değeri yok. O yüzden o zaman 200 liraya almıştım. Ben bunu ikinci el almıştım. Gayet temiz ve şık bir ürün yani. Baktığın zaman. Yani şöyle, zaten şu duruşu var ya, en çok beni etkileyen buydu. Yani o zaman ben Razer da alabilirdim. Steel Series de alabilirdim. Ya alabilecek en iyi markaları alabilirdim arkadaşlar. İkinciye sıfır fark etmezsin. Ama bu benim gözüme çok çarptı. Sıfırını bulamadım o zaman. Neden bulamadım bilmiyorum. Üretilmiyor mu? Bakın, o konuda bir bilgim yok. Onu yalan söylemiş olmayayım. Üretilip üretilmediği konusunda bir bilgim yoktu. Bir baktım boşuma gitti. Dedim ki arkadaşım, dedim hani bunu gönderme şansım var mı şey olarak?
Ama dedim benim dedim sıkıntılarım var yani sıkıntı yaşıyorum dedim hani kargoda şimdi sana nasıl güveneceğim vesaire vesaire. Güvenli e-ticaret ile yollarım dedi. Sahibime.com'dan güvenli e-ticaret ile aldım. Kullandım arkadaşlar bir yıl boyunca hemen hemen 2018'in başlarında aldım ben bunu. Bir yıl boyunca adam akıllı kullandım sonra hesabım durduk yere fake yedi. Yani hiçbir şey yok internet kafede oynadığım halde yani Silverların eline Overwatch verirseniz olacağı o. Her neyse ben de aldığım gibi ilk benim profesyonel oyuncu kulaklığım olduğu için bu kulaklık. Ben de satmak istemedim. Vazgeçemedim bir türlü. Evde şeyde bazanın altında yatıyordu bu kulaklık sürekli. Dedim ki bu boş duracağını ben bunun bir açılımını yani kutusu olsaydı kutu açılımı olacaktı ama ürün tanıtımı bir şey oldu bu. Ama ben yine başta kutu açılımı yazarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi mikrofonu istediğiniz gibi çıkıyor. İstediğiniz gibi ayarlanıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik gerçekten. Bakın şu kısımda hemen şöyle göreceksiniz. Bu kısımdan çıkarıp şey yapabiliyorsunuz. Mesela oyuna gireceksiniz. Sadece ses kasmak istiyorsunuz. Kulaklıkla şey mikrofonla işiniz yok. Rahatsız olmamak için yani mikrofon rahatsız etmez tabii de. Geleceksin abi böyle şık bir şekilde. Arkadaşlar o kadar kaba görüntüsü de yok. Yani gerçekten kulakta çok şık şey oluyor. Şu an kendim sesimi duyarken gerçekten zorlanıyorum. Çünkü nasıl diyeyim size 7.1 yani gürültü sistemi falan derler ya aynı o var bunda. Yani hiçbir sesi almıyor hemen hemen dışarıdan. Kendi sesimi zor yani zor duyuyorum şu an. Bir de şarkı falan çalmadı halde. Yani gürültü önleyici derler. Ondan var bunda da. Bunu arkadaşlar istediğiniz gibi ağzınıza yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. O özelliği çok iyi. Mesela şöyle göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Burası nasıl diyeyim size? Yumuşak bir dokuya sahip olduğu için hemen elinizle böyle oynattığınız zaman plastik böyle istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Ben genelde böyle kullanıyordum. Gayet de internet kafede hatta bana bunu 2-3 kişi sordu. Onu kulaklığı çıkarınca şey oldu böyle. Sesim böyle bağırıyormuş gibi çıktı. Yani kulaklığın içine gerçekten fark ediyor arkadaşlar. Profesyonel e-sporcuların kullandığı bir kulaklık. Yani kimler kullanıyor bilmiyorum hani isim olarak size sayamam ama o zamanlar benim aldığım zamanlar hatta bunda e-sporcuların da payı var. Hoşuma gitti. Yani bilirsiniz hani bir şey alırken aa işte Cloud9'dan Tarık kullanıyor mesela eskiden onlar vardı falan filan. İşte şuradan şu oyuncu kullanıyor, buradan bu oyuncu kullanıyor. Bunu seçerken bunlar bile etkilediği için insanı ben de o zaman onun etkisinde kalıp almıştım diyebilirim. Bu baykuş desenli arkadaşlar. Bu arada özellikle baykuş olmasının sebebi ise arkadaşlar hani baykuşların şöyle bir özelliği vardır ya keskin görür ve duyar. Yani bunun görmekle bir alakası yok ama hani oyuncular iyi duymak ister hani nasıl diyeyim size ses kasmak önemli çünkü oyuncu için hele e-spor oyuncuları için. Yani adamın nasıl diyeyim sana yani ayak sesini shift'le yürürken ki bile ayak sesini duymak için nasıl diyeyim size iyi bir ses lazım. İşte Asus Strix burada diyor ki o benim diyor. Baykuş desenini bu yüzden koymuş arkadaşlar. Bence tasarım olarak da 10 numara bir ürün. Sonra şey olarak da yani kullanım olarak da ama benim tek bunda eksik bulduğum ben şuralarda bir ışık beklerdim abi bakın. Bunu yapmışsın ama şuralara neden ışık koymadın onu anlamadım yani. Şuralara arkadaşlar şöyle ufaktan bir ışık koyabilirdi bakın buraları cam. Şöyle göstereyim buraları cam arkadaşlar. Şurada güzel bir işlemesi var. Gözüktüğü kadar şöyle göstereceğim. Şöyle de göstereyim. Güzel bir işlemesi var arkadaşlar. İç ya buralar gerçekten çok yumuşak. Hani hiç böyle kulak ağrıtmaymış. Kulak arkası ağrıtan kulaklar falan var. Onlarla alakası bile yok uzaktan yakından. Gerçekten bildiğiniz yastık gibi yani. Böyle takıyorsun. Ben böyle akşama kadar şakır şakır oyun oynarım yani. Gerçekten oynarım. Samimiyetle söylüyorum. Kutunun içinden arkadaşlar bir de bu çıktı. Yani bu çıktı dediğim. Hem kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz hem de mikrofonu kullanmak istiyorsanız bunu takıyorsunuz. İki tane jack girişi var. Bunları bilgisayarınıza taktıktan sonra istediğiniz yapabilirsiniz. Sonra şuraya şöyle konsol mu derler. Bunun yani kutu açılımlarında yeni olduğum için biraz alttan kusura bakmayın arada yanlış kelimeler söylüyorsam. Burada gördüğünüz gibi bir tane şöyle göstereyim rahat rahat. Konsol diyorum ya ben buna. Bunun adı ne bilmiyorum da pek. Konsol diyorum. Buradan arkadaşlar nedir ona da mikrofonu açıp kapatmak için kullanıyorsunuz burayı. Göstereyim. Şuradan da arkadaşlar göstereyim. Şuradan da arkadaşlar şeyin kulaklığın sesini açıp kapatmak için. Aşağı çekersiniz ses kapanır. Yukarı çıkarsanız ses açılır arkadaşlar. O hesap. Yani
Bu ürün gerçekten dediğim gibi faydalı ve güzel bir üründü. Şurada güzel bir Asus işlemeleri var. İç kısımda gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Dediğim gibi beni bir yıl boyunca çok rahatlıkla götürdü. Sonra ben telefonu şeyi bıraktığım için, oyunları bıraktığım için Wake'ledikten sonra oyundan soğudum. Ama tekrar başlamayı düşünüyorum. Bunu da satacağım. Allah nasip ederse bir tane Razer almayı düşünüyorum kendime. Buralara da Red Left diye yazmışlar zaten. Onları da göstereyim. Gösterebilirsem diyeceğim de bunlar bayağı arkada ya. Ya işte arkadaşlar kulağınıza göre zaten aldığınız zaman anlıyorsunuz da. Hani mesela oyun esnasında sıkıldınız şöyle şey yapabiliyorsunuz. Böyle de ama insanı boğacak gibi oluyor baksana. Yani bu tabii kişiye kalmış bir şey. Ben böyle kullanırdım tabii. Ama istersen böyle de yapabilirsin yani bu sana kalmış bir şey. Ama böyle boğuk hissediyorsun kendini. Bu şekilde gayet iyi arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kablosu da bayağı uzun. Ben internet kafede daha arkasına doğru yerleştirirken falan hiç sıkıntı çekmedim. Buradan bunu bağlıyorsunuz. Hop. Bunu da bilgisayarınıza bağladıktan sonra hem kulaklık hem mikrofon girişini taktıktan sonra ayarlarınızı yaptıktan sonra şakır 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 oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim bilgisayar konusunda yani bilgisayar çevirebilmeleri konusunda ilk videomdu. Kulaklık olarak başlamak istedim dediğim gibi. Umarım size bir faydam olmuştur. Bu ürün gayet makul bir fiyata internet site, şeyde Instagram sitemde satacağım. İncelemesini yaptığım bir ürün sonuç olarak insanların kuşkusu olmadan yani benim YouTube kanalım belli, adresim belli, sıkıntı olmadan ürünü satın alabilirsiniz. Yani her türlü de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle aktif olarak ilk defa böyle bir kutu açılımı yaptım. Bence gayet güzel oldu. Anlatabildiğimi anlattım. Bilmediklerim konusunda tabii ki öğreneceğim. Zamanla daha fazla şey aktaracağım. Umarım size de bir katkısı olmuştur. Şu an kulaklığın sıfır fiyatı yok arkadaşlar. 7.1'leri var bunun kablosuz olarak geçiyor. Onların ayarlaması falan var. Onlar 1400 lira civarı arkadaşlar. Vatanda stoksuz hali. Vatanda bildiğiniz üzere şu var. Stok olmadığı zaman eski fiyatını 1 yıl 2 yıl önce ne zaman stok varsa o zamanki fiyatını koyuyor. Şu an bildiğiniz üzere elektronik ürünler deli gibi pahalı. Yani vatanda şu an stoksuz hali 404 lira gözüküyor. Yani isteseniz de alamıyorsunuz. 404 liraya da bu kulaklığı vermezler kardeşim. Yani ne kulaklıklar ne fareler çıktı yukarı. Yani Rampage gibi bir marka kötülemiyorum. Rampage hani 50-100 liralık bir markayken şimdi çıkmış 300-400 lira. Yani buna en az bir 600-700 lira olur yani satış fiyatı. Ben öyle düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi o kulaklığı da vereceğim arkadaşlar. Kablosuz kulaklık benim işime yaramıyor. Aldım. Kutu açılımını yapacağım. Siz de aranızdan birine göndereceğim. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Razer videosu da yani kargo geldiği zaman gelir de yaklaşık bir haftaya falan gelir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk çekiliş videomdu. İlk açılış videomda. O yüzden kusuruma bakmayın. Hatalarım varsa kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.